Hepinize merhaba. Borsa, Forex ve kripto hakkında daha hızlı bilgi almak için Instagram sayfasında HGV Trade diye aratabilir ve burada bizi takip edebilirsiniz. Özellikle hikaye kısmında arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz gibi gün içerisinde borsa, forex, kripto hakkında size bilgilendirmeler yapıyorum. Aynı zamanda profilde hem Twitter, YouTube adresi hem de ücretsiz olarak katılabileceğiniz Telegram adresinin linki mevcut. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun dışında hgvtrade.com sitesine girip hgvtrade'in ne yaptığı hakkında burada detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında bize ulaşmak istiyorsanız eğer en son kısımda sayfanın en sonunda bizimle iletişime için bölümünde adınız, soyadınız ve e-postanızı yazıp mesajınızı bize gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Dört e, tane hisseyi inceleyeceğiz. Biraz seri bir inceleme olacak ama umarım faydası olur. Önce Ereğli'den başlayalım. Ereğli'de e, şu an Gosiwonaçi seviyelerine şuradan hızlıca bakmak isterseniz site içerisinden bakabilirsiniz. E, burada dip zirveye bakacağım ben öncelikle. 2021 zirvesinden %9 aşağıda iyi bir performansı var aslında 2021'de 2021'deki dip fiyatından da %36 aşağıda görünüyor arkadaşlar ee, Hemen grafiğe gidelim Hatta bunu yeni bir sekmede açalım Birazdan tekrar diğerlerine de bakarız buradan Grafiği açıp bakalım bir ne durumda Şuradan ayarlarımızı da büyütelim Fiyatı kaldıralım ve incelemeye başlayalım. Şimdi trende de bakacağız bugün. HGV Trade Wave ve Ghost Fibonacci'lere bakacağız. Trend olarak aslında baktığınızda şurada yatay bir pozisyonda duruyor. Yani şöyle çizelim gösterelim. Yani yukarı yönlü bir trend aşağı yönlü bir trend çizmek isterseniz. Dediğim gibi ben bu elle çizimleri çok beğenmedim için şöyle bir trend çizebilirsiniz aslında ama. Bu trend şu an aşağı kırılmış durumda. Bunu farklı şekilde şöyle yorumlandığını da e, gördüm. Şuradan bir kanal e, hareketi içerisinde olduğunu da söyleyenler oluyor teknik analizde. Teknik analiz sonuçta kişinin bakış açısına bağlı olarak da değişebiliyor. Dolayısıyla burada yorumu size bırakıyorum. Ben doğrudan Ghost Fibonacci ve HGV Trade VV bakacağım. Önce uzun vadeleri bir açalım. Uzun vadeyi açtığımızda bakın e, şu an burada aslında bir destekte ee, aşağı doğru kırılım var artık burası direnç olarak geçiyor ve şu an burada şunu çekelim şöyle göstereyim bakın daha önce tıkandığı bir bölge destek seviyesine yaklaşmış rengi değiştirelim şöyle yapalım şu bölgelerde bakın özellikle ne kadar çok tıkanmış ve tekrar yukarı atmış şimdi yine aynı bölgedeyiz o zaman bize neyi gösteriyor bu demek ki Ereğli'de 18 33 üzerine tekrar atması gerekiyor. Şu an bunun altında. Eğer bunun altında sarkmalar devam ederse yani aşağı yönlü bir hareket söz konusu olursa aşağıdaki uzun vade hesaplaması 14.93 tabii ki buraya kadarki seviyeyi konuşmayacağız biz ne yapacağız orta vadeyi de açacağız bir de trendine bakacağız ne durumda diye hemen orta vadeyi de açalım orta vadeye göre de olması gerekeni söyleyelim Şimdi şöyle orta vadeyi açtığımızda burada önemli hesaplamaların başında şu. 18 18.33 yani burası artık bizim için dirence dönüştü, destekti, kırıldı burada. Bu ana destek ve ana dirençlerin bir alt ve bir üst bandından fiyatın ayrılmaması gerekiyor. Teknik olarak bizim istediğimiz şey bu. Buralarda dalgalanma görebiliriz. Bu dalgalanmadan kasıt şudur. Şöyle bir fiyat hareketi görebiliriz. Dolayısıyla 18.90 ila nedir? 17.53 arasında bir dalgalanma görürsek bu bu bölgenin özelliğinden kaynaklıdır. Yukarı yönlü trendini devam ettirebilmesi için burada önemli olan bölge şu üst taraftaki 18.90'ın üzerine atabilmesi. Bunun üzerine attığında tekrar trendi için konuşabiliriz. Hatta yakın vadeli şöyle bir aşağı Trendi konuştuğumuzda bakın zaten kırılım bölgesi nereye gelecek 18.90'a gelecek bu hesaplamaların arka planda size destek direnç yani trend çizme ile alakalı kısımları zaten biz egale ediyoruz yani bununla uğraşmayın diye ama yine bunu takip edebilirsiniz burası da sizin için bir kriter olabilir 4 tane çekeceğiz video ee, o yüzden hızlıca hemen şeyi de gösterelim şunları kaldıracağım. Ve göstergelerin içerisinde bu bir gösterge değil bu arada bir algoritma yapısıdır. Ee, Wave'i getireceğim. HGV Trade Wave yeni kullanıma sunduk üyelerin için. Sizin de burada faydalanmanızı isterim. Bakın Wave şu an... Bizim için burada iki önemli çizgi var. Şu beyaz çizgileri şu an konuşmuyorum. Burada yeşil çizgi ve kırmızı çizgimiz var. Bu kırmızı çizgimizin üzerinde olursa boğa trendi yani yukarı yönlü trendin hala devam ettiğini gösterir. Yalnız nerede durmuş bakın tam da kritik bir bölgede durmuş durumda. Yani boğa trendinde olmasına rağmen bu arada boğa trendi deyince alış yönlü ve satış yönlü bir işlem açmanız için söylemiyorum. HG ve Trade böyle bir site değildir. Unutmayın bir sinyal sitesi veya al sat sitesi değildir. Ee, videolarda bir eğitim olarak görün. Ee, burada baktığımızda Wave'de tam destekte duruyor. Destek bölgesi hemen sol tarafta bakın şu bölgede. Eee şeyi göreceksiniz rakamları yeşil ve kırmızıya dikkat edin. Sağa çektim boş kısma. 18 14 seviyesi. Burada onun için önemli bir kriter bölge ve tam da buraya gelmiş. Buradan bir tepki alması gerekir. Ee, bu tepkiyi alıp almayacağını izleyeceğiz ve önünde aslında ilk direnç de bu e, yeşil hesaplama yani 18 90 seviyesi olacak. Bunun üzerine atmayı başarırsa trend için tekrar konuşuruz. Bakın orta vade ve uzun vadeyi tekrar açayım. Ee, görüyorsunuz birbiriyle nasıl uyumlu çalışıyor ve yukarıda bahsettiğimiz seviye 18.90 ee, şöyle çektiğimizde 18.90 evet ikisi de 18.90'a geliyor trendi takip edebiliyorsunuz burada Ereğli için şu an görünümde bu var arkadaşlar bunu daha sonra yine konuşacağız ikinci hissemize geçelim hemen ikinci hissemiz Proto Proto'yu konuşalım Ford Otomotiv Hemen buradan destek direnç, pardon Ghost Fibonacci'leri buradan hızlıca görebilirsiniz. Veya günlük destek direnç hesaplamasını birikim değerlerine göre bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan kısaca görünümü de veriyoruz zaten. Hemen burada Froto yazalım. Froto karşımıza bir gelsin. Ve şu şeyi kaldıralım ilk başta. Wave'i kaldıralım. Şimdi önce şöyle uzaktan bir bakalım nedir görünüm diye. Bakın uzun bir zamandan beri aslında yatay pozisyonda yani teknik analiz çizimlerini seven arkadaşlar şu bölge artık destek yukarıda da şu şurada bir kanal yapmış durumda. Bu kanalın içerisinde hareket etmeye devam ediyor düşüşten sonra. Şimdi biz bu bölgelere önce bir uzun vade hesaplamasıyla ve sonra orta vade hesaplamasıyla konuşmaya başlayalım hemen. Uzun vadeyi açtığımızda evet nerede salınım yapıyor? Her zaman dediğimiz bir şey var. Ana destek ve dirençte salınım olur. Tam da bu ana destek direnç dediğimiz bölgede bakın salınım yapıyor. Çünkü bu bölge şunu sarı yapalım. Bu bölgenin en büyük özelliği fiyatları mıknatıs gibi yanında tutmaya çalışır. Tabii ki mutlaka sonuçta bir yere evrilecektir fiyat. Ama şu an görüntüde hala etrafında tutuyor. Hatta şu son dönemde aşağıda daha uzun bir süredir kaldığını görüyoruz. Hemen bunun yanına neyi getireceğiz? Orta vadeyi getireceğiz. Bu da şu alt bölgede nereye denk geliyor ona bir bakacağız. Hemen getirelim onu da. Orta vadeyi açtık. Evet. Orta vadeyi açtığımız zaman bizim için önemli bölge neresi? Neresi? Her zaman diyoruz ki ana destek veya ana direncin yani şu an 177 bölgesinin bir alt ve bir üst bandını alacaksınız, kanal yapacaksınız. Bakın bu fiyat zaten buraya sıkışmış. Yani bizim dediğimiz salınım var ya bu HGV Trade içerisinde magnet efekt dediğimiz bu magnet efekt işte yani ana destek dirençler buna göre de hesaplanıyor içerisinde bu algoritmanın bu yapı da var fiyatı çok fazla tutan bölge neresi yukarıda 186 var aşağıda 165 var bir trend konuşabilmemiz için bu fiyatın aşağı veya yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirmesi lazım ki biz Burada bir trendin varlığına dair artık yeni seviyeleri konuşabilirim. Peki alt taraf neresi dedik? Alt taraf 165. Bunun altına sarkmadığı, kapatmadığı sürece aşağı yönlü bir trend söz konusu olmayacaktır. Yukarıda da 186 üzerine atmadığımız sürece yukarı yönlü bir trend söz konusu olmayacaktır. Buralarda salınım fiyat olarak devam eder edebilir. Burayı da trade eden arkadaşlar bu bağlamda görebilirler. Hemen bunun yanına şunları kaldıracağım ve wave açacağım. HGV Trade Wave. Trend yapımızı açacağız. Bakın trend yapımızda da gördüğünüz gibi şu an burada yeşil üstte, kırmızı alt tarafta ve bu bölge bizim için şu an boğa sezonunda görünüyor. Peki bu boğa sezonunda görünmesine rağmen bizim için kritik nokta neresi? Şu alttaki kırmızı bölgenin altına sarkmaması lazım. Peki bu kırmızı bölge rakamsal olarak kaça geliyor? Üst tarafı takip edin kırmızıyı. Sağ tarafa çektim. 162 bölgesi. Yani şurası 163-162 bölgesi. Önemli bir destek seviyesi. Bunun altına Yeşilin inmemesi lazım. Trend değişikliği görüyoruz o zaman. Burada önünde de yeşilden bahsedersek 171 yani 171-79 bu bölgede önde direnç ama trendin hala devam ettiğini görüyoruz burada. Yani yukarı yönlü trend hala kendisini bozmamış bu destekten kaynaklı. Bu videoyuda da yani bunu da incelerken söyleyeyim. Bunlar alsat tavsiyesi değil arkadaşlar. S.P.K kurallarına uymayı Unutmayın lütfen. Bir sonraki konuşacağımız hisseye gidelim. Bu arada Froto'da şeyi konuşmadık. Onu da söyleyeyim. Ee, dip zirve Froto'da şu an 2021 zirvesinden %25 aşağıda. 2021 dibinden de %36 yukarıda görünüyor. Hemen ee, diğer hissemize geçelim. Diğer hissemiz Egggoop olarak geçiyor. Eggbook'ta, e Gupta, de, günlük destek dirençlerimiz buradan inceleyin. Birikim seviyeleri çok önemli. Her zaman söylüyoruz. Go Fibonacci'leri eğer e, telefonda işte ekran görüntüsü alayım derseniz gün içerisinde dışarıdayken bakabilirsiniz. Dip zirveden bakalım. %32 aşağıda görünüyor. 2021 zirvesinden aşağıda görünüyor. E, 2021 dip fiyatından da %18 yukarıda arkadaşlar. Radar analizine bir bakalım. Şu beyaz gördüğünüz şey fiyat. Fiyat şu an 200 günlük yani kırmızı olan Bölgenin üzerinde tam da aslında hepsi çakışmış durumda Bu arada bu hareketli ortalamalar Listeye girdiği zamanlarda Olan hareketli ortalamalar yani belirli zamanlara alıp inceliyoruz biz Hemen grafiğe gidelim bakalım Egg Group'da Durum neymiş bir inceleyelim Şu HGV Trade Wave'i kapatayım en son konuşacağız Evet, son dönem için konuşursak özellikle hani çizim yapmayı sevenler şöyle bir düşüş trendimiz yukarıdan aşağı var. Kabala çiziyorum ve şu bölgede bir destek oluşturmaya çalışıyor. Ama şurada bir gap var. Dikkat edin. Şu gap kapanmış mı bakalım. Yani kapanmış gibi görünüyor. Evet bu bu gap bölgesini kapatmış ama yine de burada aslında bir destek çalışıyor. Buna çok dikkat edin. Ben hemen orta uzun vadeye Bakacağım başka gap var mı geride yine inceleyelim ne olur ne olmaz. Şuralarda çok ufak GEP'ler var. Bu sert çıkışlar bakın görüyorsunuz hep kapatıyor aklınızda bulunsun. Böyle diklemesine çıkışlarda buraları mutlaka öyle ya da böyle gelip fiyat kapatır. Yani arka arkaya seri şekilde yukarı yönlü hareketlerde bunu tekrar kapatır. Bunu her zaman söylüyoruz zaten. Ee, uzun vadeyi açalım önce. Bir uzun vadeli neredeyiz? Bakın. Şöyle şunu kaldıralım. Şöyle yukarı doğru çekelim. Bakın problem nerede başlıyor? Siz bir ana direnci kırarsanız burada ana direnci kırmışsınız ve bu kadar kısa sürede gidip üst bantta diğer dirence gidebilirseniz bu kadar kısa zamanda gidebilirseniz işte bunun da ceremesini sonra size böyle çektiriyorlar. Aynısı aslında Sasa'da vardı. Sasa analizlerini takip eden varsa orada da benzer bir durum var. Uzun bir süre bunun ceremesini çekiyoruz. Şu anda sıkıntı da aslında bunun yedirilmesi bu fiyatın iyice Yedirilmesi ve oturması şu an tekrar karar bölgesi yani şuradaki kırıldığı bölgeye kadar neredeyse çekilmek üzere görünüyor. Buraya kadar çekilir çekilmez birazdan bakacağız. Yukarıda da 267 direnci hala önümüzde duruyor ki bunu bir kere denemeye çalışmış ulaşamamış birinde test etmiş ve geri dönmüş görünüyor. Peki şu an fiyatın koordinatı nedir? Aynı zamanda wave'e göre alım satım nedir onu konuşalım hemen. Şöyle kısa vadeyi açalım. Pardon kısa vade demişim. Orta vadeyi açalım. Şöyle fiyatı çekelim. Evet. Şimdi bunu böyle çektiğimizde ana destek karar bölgesi. Şunu da şöyle kaldıralım. Şöyle kenara çekelim. Karar bölgemiz. Burası bizim ana destek dirençlerimizden. Ne diyoruz? Ana destek ve direncin bir alt ve bir üst bandı bizim için önemli. Buraya girmemesi lazım. Bakın buraya her defasında giriyor. Ve çıkmaya çalışıyor. Buraya girmemesi niye önemli? Buraya girdiğinizde ana destek direnç etrafında salınım yapmaya başlar. Yani buraya oturmaya başlarsa artık biz fiyatı burada bir dalga yaparken görürüz. O yüzden e, mıknatıs etkisi diyoruz buna. Burada bir problem yaşamamak için fiyatın bu bölgeye inmemesi gerekiyor. Bakın her indiğinde kendini kurtarmayı başarmış. Fakat yukarıda ne var? 192 bandı buna sıkıntı yaratıyor. Bakın kırıldıktan sonra denemiş geçememiş. Yine denemiş yine geçememiş. Bu fiyatın bir şekilde kendisini 171 üzerine atması lazım bir defa. Tekrar ve trendinin yukarı yönünü çevirmesi için ilk önce 192 üzerinde kapanışlar garanti olacaktır. Trendin değişimi için bunu unutmayın. Şimdi bu görünümün yanına bir de trendle bakalım. Trend ne diyor bize? Kaldıralım şunları bir. Birazdan tekrar açarız. Kısa vadeli değil tabii ki. Uzun vadeyi kaldıralım. HG ve Trade Wave'i açıyorum. Trend indikatörümüzü. Şimdi şöyle açtığımızda baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi ne var? Yeşil alt tarafta. Yani aşağı yönlü trendini Kırmızının altında geziyor. Aşağı yönlü trendini e, şu an sistem böyle hesaplamış durumda. Aşağı yönlü bir trend var demiş. Bu düşecek manasına gelmez. Fiyatlar kendisini yukarı atar. E, trend değişimi olur. Şu anki görünüm bu ve bu bir alsat tavsiyesi değil. Aşağı yönlü bir trend varmış. Videoda izlerim demeyin. Tekrar söylüyorum bunlar eğitim videoları. E, SPK kurallarına ona göre işlem yapın ve onların onayladığı işlemleri yapın. Daha doğrusu onların bahsettiği kurumlarda danışmanlardan hizmet alın. Bunları eğitim olarak izleyin lütfen. Yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın. Çünkü çok soru geliyor. Çok tekrar ettiğimi söylüyorlar bazen ama gerçekten e, videolardan alım satım yapılmaz. Bunu unutmayın arkadaşlar. E, şu an şöyle yapalım. Hemen gelelim. Şu sol tarafta destek dirençler yeşil ve kırmızı dikkatli bakın. 192 yani şuradaki kırmızı. 192 193 diye hesaplamış. burada bir direnç var demiş. Şu yeşil bant aynı şekilde kaça geliyor? 177'ye geliyor. Bunlar önündeki dirençler ve bunun üzerine atsa bile henüz daha yukarı yönlü trend teyit olmuş olmayacak. Çünkü yeşilin kırmızı üstüne atması gerekecek. Onu bekleyeceğiz. Peki bu seviyeler bizim için önemli mi? Elbette çok önemli. Özellikle bu kırmızının aşılabilmesi çok önemli olacak. Hatta orta ve uzun vadeyi tekrar açalım bakalım ne kadar denk geliyor. Bakın görüyor musunuz? Burada bunun üstüne atmalı ve yeşil 177. Bir sonrakine bakın dikkat edin. 192. Yani birbirini sağlamasını yaptığında ee, hemen hemen yakın seviyeler geliyor ki trend için bizim dediğimiz neydi? Önce bir 192'nin üzerine atsın. Sonra tekrar trend değişimini konuşuruzdu. Ee, dolayısıyla Froto'daki görünüm şu an pardon Froto diyorum EGup'taki şu an görünüm bu. Ee, yine bunun üzerinden e, dönem dönem tekrar bakarız. Ee, bu anlamda dikkatli olun. Dirençleri özellikle iyi takip edin arkadaşlar. Ee, daha sonra başka e, hisselerde veya bu hisselerde hem HGV Trade Wave'i konuşuruz hem de Ghost Fibonacci'yi tekrar analiz ederiz.